İleride al topu. Haydi. Ver topları. Bine girme, dibine girme. Haydi. Aferin bunu. Batı topu yasa, bunu haydi. Hadi oğlum, iyi. Elin, çok. Takımı biz bu sene çalıştıracağız. İnşallah Aralık ve Ocak ayında liglerimiz başlayacaktır. Takımımız şu anda 18 kişilik bir kadroda yer almaktadır. Oyuncularımız lise mezunları ve BESU okuyan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Yani elimizden geldikçe amacımız takımımız 3. ligde oynayacak ama amacımız üst ligleri zorlamaktır. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Haftada 4 gün antrenmanlara çıkmaktayız. Salı ve Perşembe ve hafta sonları. İmkanları zorluyoruz kızlarımız için. Bitlis'te bütün kulvarda olduğu gibi kadın futbolunda da ileriye gitmek istiyoruz. İnşallah daha çok kızımızı sahada göreceğiz. Daha çok kızlarımıza bu yolda devam edeceğiz. Yani amacımız bayanları bir nebze de olsa sahalarda taşıyabilmek. Bugüne kadar hep sahalarda erkekleri gördük Bitlis sahamızda. Bundan sonra da bayanları göreceğiz inşallah. Tabii bayanlara çalışmak biraz daha zor olsa da çünkü imkanları zorlamaya çalışıyoruz. Zor olsa da bunu başaracağız inşallah. Bayanlarımız yavaş yavaş adapte oluyorlar. Gittikçe de ilerliyorlar bu konuda. İnşallah erkeklerin yakalayamadığı başarıyı biz yakalayacağız burada Bitlis grubu olarak. Bu Bitlis Kadın Spor Kulübü Bitlis'te bir örnek olmaya başladı. Telefonlarımız sürekli çalıyor. Biz de gelmek istiyoruz diyen bayanlarımız çok. Bundan sonra bayanlar sahanın tozunu attıracaklar. Yeşil sahada daha çok göreceğiz onları. Temelimiz bu yönde ve arayana yani talebimiz yani karşılayabildiğimiz talebi de karşılamaya çalışıyoruz onların taleplerini. İnşallah daha iyi olacak. Bayan futbolu kurulup buraya antrenmanları başlattıktan sonra telefonlar acayip çalmaya başladı. Yani biz de gelmek istiyoruz diye. Biz de bakıyoruz takıma faydası olacak olan herkesi sahaya bekliyoruz. Yani sahaya alacağız da onları da. Sayımızı daha da arttıracağız. Bayanları daha da ön planda tutacağız inşallah. 4 sene spor lisesinin kalesini koruduktan sonra Tatvan'da açılan 2019 yılında açılan takıma katıldık. Pandemi nedeniyle antrenmanlarımıza devam edemedik. 3-4 aydır başladığımız idmanları haftanın 4 günü idman yapıyoruz. Antrenmanlara katılıyoruz ve Bitlis halkı olarak bu ön yargıyı kırmak istiyoruz. Kadınlar 2019 yılında sahaya girdiklerinde kadınlardan olamaz dediler, yapamaz dediler. Erkeklere sunulan imkanların yarısından azı bize sunulsaydı çok daha iyi yerlere gelebilirdik. Bu futbol benim için çocukluk aşkıydı. Böyle bir platformda yer almak gerçekten çok güzel bir duygu. Hele bir de kadın olarak çok güzel bir duygu. Abdurrahman hocamın, Yasin hocamın, Mehmet abimin yardımıyla bir şekilde buralara kadar geldik. Mesele gelebilmek değil, mesele sürdürmek, mesele konuşmak değil, mesele gerçekten bir yerlere gelebilmek. İki top çevirdikten sonra üçüncüsünü boş bırakmıyoruz kesinlikle. Antrenmanlarımız haftada 4 kere oluyor. Bir şekilde bir düzeye gelmeye çalışıyoruz herkes gibi, her kadın gibi, her kız çocuğu gibi, her genç gibi. Elimizden tutulursa ki tutulacağına eminim. Kimseyi yarı yolda bırakmadık. Lütfen bizi de bırakmasınlar. Öğrenciyiz yani bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Bir daha boş bırakmayın. Futbol deyince de akla erkekler geliyor. Neden kadınlar olmasın? Neden biz de bu sahalarda tozlarımızı insanlara yutturmayalım? Ama biz formalarımızı giyindiğimiz zaman erkeklerin özellikle ailemizin bize baktığı bakış açısı çok rahatsızdı. Ama bir şekilde atlattık. Atlatmaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi biz kadınlar olarak bu sahadan da memnunuz.
Tarıkhane. Bu idmanların meyvesini hep beraber yiyeceğiz. Lig maçlarımız açıklanacak. Orada can atılan her bir gol bizim kadınların yararınadır. Kadınlar sahaya çıkamaz dediler, dedik olabilir.